Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ekranları başlarında bizleri dinleyen çok değerli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinde olsun. Bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bu sohbetimizde, İslam ahlakı ve adab-ı muaşeret konulu sohbetimizi icra edeceğiz. Rabbim şimdiden hayırlara vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, din Allah tarafından insanlara dünya ve ahiret saadetine gidecek yolları gösteren, Allah'a nasıl yaklaşacağımızı, ona nasıl kulluk yapacağımızı bildiren ve aynı zamanda beşeri münasebetlerde takınmamız gereken davranışları ve kuralları ortaya koyan ilahi bir nizamdır. Adab-ı muaşeret bu bağlamda ferdin toplumla ilişkisini, ferdin takınması gereken davranışları ortaya koyan ahlaki davranış esaslarıdır. Adab-ı muaşeret aynı zamanda görgü kuralları olarak da bilinir. Ahlakın ve adabın temel esası at-tazimu ve alen nas yani Allah'ı yüceltmek ona kulluk yapmak ve aynı zamanda insanlara şefkat ve merhamet göstermek demektir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın hukuku, kulların hukuku şüphesiz ki insana değer veren, insanı yücelten en kıymetli erdemlerdir. Allah'a kul olmayan davasına er olamaz ki. Öncelikle Allah'ın hukuku noktasında bir Müslüman son derece titiz olmalıdır. Nasrettin Hoca bir gün pazarda zeytin satmak üzere tezgahını açmış. Üç mahalle öteden tanıdığı yaşlı bir teyze tezgahına yanaşmış. Hoca efendi, hoca efendi zeytin alacağım da yeterli param da kalmadı demiş. Hoca efendi de kendisini de kısmen tanıdığı için söz konusu olur mu? Ne demek? İstediğini al sonra ödersin demiş. Hem de tadına bak çok güzel. Teyze tadına bakamam oruçluyum demiş. Bir yandan torbasını zeytinlerle doldururken Nasrettin Hoca bir taraftan da üç aylarda değiliz Ramazan değil. Acaba neyin orucudur diye merak etmiş ve teyze hangi orucu tutuyorsun demiş. Hoca efendi 3 yıl öncesinden kalan kaza borcumu tutuyorum deyince Nasrettin Hoca birden zeytinleri boşalmış. Teyze sen Allah'a olan borcunu ta 3 yıl önceki borcunu bugün tutuyorsan bana olan borcu Allah biliyor. Ne zaman vereceksin? Sana zeytin meytin yok. Var başka tezgaha git demiş. Dolayısıyla Allah'ın hukukunda kardeşlerim hep beraber hassas olmalıyız ve gereğini yapmalıyız. İbadet ve taatlarımızda Allah'ın emir ve yasaklarında biz bize yakışanı yapmalıyız ki Rabbim de rahmetiyle ve merhametiyle muamelede bulunsun bizlere. İnsanlara merhamet göstermek, şefkatte bulunmak, acımak, el uzatmak şüphesiz ki insanın en erdemli huylarından, en güzel davranışlarındandır. Bu bakımdan İrhamu men fil ard, yarhamukum men sema. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de sizlere merhamet etsin. Buyuran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu emrine, bu tavsiyesine kulak açmalıyız. Bir gün Hazreti Ömer vali olarak atadığı bir şahsın yetki belgesini vermek üzere bir mecliste oturuyorlar valilik yetki belgesini imzaladıktan sonra eline verir. O esnada ilerden bir çocuk koşa koşa gelir ve Hazreti Ömer'in kucağına oturur. Hazreti Ömer çocuğu sevmeye başlar, okşamaya başlar ve mutluluğunu ifade eder bu şekilde. O esnada bir anlık Hazreti Ömer'in kendilerinden yüz çevirip çocukla ilgilendiğini gören vali durumdan rahatsızlığını da ifade ederek Ya emirel müminin siz bu şekilde çocukları sever misiniz? Benim dokuz çocuğum var. Hala senin yaptığın gibi birini kucağıma alıp bu şekilde sevmedim demiş. Bunun üzerine Hazreti Ömer ver o elindeki yetki belgesini der. Aldığı gibi valilik belgesini yırtar ve kendi öz çocuklarına merhamet etmeyen halkın kendisine, halkın evlatlarına nasıl merhamet etsin der ve valilikten azleder. İslam ahlak ve adabının gayesi ise beşeri münasebetlerde ölçülü davranmayı özellikle sağlamak ve hem şahsın hem de toplumun huzur ve barış içinde yaşamasını temin etmektir. İslam ahlak ve adabının kaynağı ise başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, sahabenin hayatı akla mantığa ve İslam'a aykırı olmayan Müslüman toplulukların örf ve adetleridir. Şüphesiz ki İslam ahlak dinidir. İslam haya dinidir. Bu bağlamda baştan sona İslam'ı ele aldığımızda her sahada toplumun düzen içinde, intizam içinde, huzur içinde yaşamaları için elbette ki gerekli emir ve bu manadaki tavsiyeleri ortaya koymuşlardır. İslam'ın toplum hayatını, toplum düzenini özellikle huzur ve barış içinde gerçekleştirecekleri, idame ettirecekleri bir hayatı sürdürebilmeleri için bu bağlamda ortaya tavsiyeleri ve kuralları koymuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. İnnemâ bu'istu li utemmime mekârimel Şüphesiz ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Evet değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizlerin şu için veya bu için değil, ahlakınızı tamamlamak, toplum içinde birbirinizle nezaket içinde, zarafet içinde, Asalet içinde bir hayat sürdürebilmeniz ve insana yakışır, insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmeniz için geldim buyuruyor. Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu güzel ahlakını şu şekilde ifade ediyor. Ve inneke la ala hulukin azim. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzerinesin. Nasıl olmasın ki eddebeni rabbi fa ahsana ta'dibi beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti. Ayşe annemize sorulur. Ya Ayşe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı nasıldı diye sorulduğunda Ayşe annemiz kâne hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an idi. O yürüyen bir Kur'an idi. Haya ve iffet sahibi idi. Zengin fakir ayrımı yapmazdı. O hep mazlumların, ezilenlerin yanında saf aldığı o aile içinde, toplum içinde, arkadaşları içinde en güvenilen, en sevilen, en örnek insan idi. İşte onun o hayatını örnek alan ilk kuşak ve ondan sonraki gelen Müslümanlar kısa zaman içinde İslam'ın ta uzak doğudaki en ucra köşelere kadar İslam'ın yayılmasına ve İslam'ın ulaşmasına vesile olmuşlardır daha 625 yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken görevlendirdiği Vehb bin Kepşe ve diğer görevliler ve ondan sonraki kuşaklar sayesinde daha İslam'ın birinci asrında İslam ta uzak doğuya kadar ulaşmıştı. Hatta bugün en kalabalık olan İslam ülkesi Endonezya'da Endonezya'nın Müslüman olması ile ilgili şöyle bir anekdot aktarılır. Oraya giden ilk Müslümanlar tüccar ve esnaftan oluşuyor. Onlardan biri kumaş satıcısı. Dükkanına, dükkanına da yerlerden bir çırak koymuş. Yerli hırtan biri kumaş almak üzere dükkana gelir. 5 liralık kumaşı çırak müşteriye 10 liraya satar. Bir müddet sonra Müslüman tüccar dükkana gelip kasayı açtığında kasada gerektiğinden fazla para olduğunu görür. Nereden buldun bunu der. Şu kumaşı sattım. Kaça sattın? 10 liraya sattım metresini. Ama onun değeri 5 lira. Kime sattın? Tanıyor musun? Evet. Bulup getirir misin? Getirir ve kusura bakma hakkını helal et. Helal olmayan bir kazanç keseme kasama girmiş oldu. Al bu para senin diye fazladan vermiş olduğu parayı iade eder. Bu olay karşısında şaşıran müşteri olayı kulaktan kulağa, dilden dile yayar ve bütün şehirde Müslüman tüccarın bu düzgün, bu dürüst tavrı bir anda herkesin dilinde dolaşır. Olay valiye ulaşır. Vali Müslümanı huzuruna çağırır. "Neden böyle bir davranış yaptın? Niçin böyle bir tanımadığımız, bilmediğimiz böyle bir harekette bulundun?" dediğinde, "Efendim der biz Müslümanız. Biz haksız yere bir kazanç elde edemeyiz. Çoluk çocuğumuza haram yediremeyiz. Burada bir aldatmaca söz konusu olduğu için müşteriye parasını iade ettim. Peki size bunları kim öğretiyor? Nereden öğrendim bunları? Dinimizden öğrendim. Dininiz nedir? İslam. E peki biz de o dine girebilir miyiz? Elbette ki girebilirsiniz. Ve değerli kardeşlerim, valinin İslam dinine girmesiyle birlikte etraftakileri de etrafındaki insanlar da İslam'a girer, onlar girince halk girer ve böylelikle uzak doğuda bugün 200 milyon nüfusluk en kalabalık bir İslam ülkesinin temeli bu şekilde atılmış olur. Şairin dediği gibi la tahkiranna sagiraten innel cibale minel hasa. İyilik adına küçücük yapılan hususları bile küçük görme, hor görme. Gördüğün koca dağlar küçük çakıl taşlarından meydana gelmiştir. İşte belki bundan 1400 yıl önce, 1300 yıl önce bu Müslüman tüccarın beş kuruşluk hassasiyeti neticesinde 200 milyonluk bir Endonezya gibi bir Müslüman devletin temelleri atılmış oldu. Evet, değerli kardeşlerim, bu hassasiyeti Balkanlarda görüyoruz. Bu hassasiyeti Anadolu'nun değişik ücralarında görüyoruz. Bu hassasiyeti Avrupa'nın değişik ülkelerindeki asil kardeşlerimizin İslam'a ve Müslümanlara yakışır davranışlarında da görüyoruz. Daha geçenlerde İsveç'te bir taksici kardeşimiz müşterisi tarafından arabada unutulan değerli eşyalar, para ve banka kartlarını muhafaza etmiş ve sahibi yurt dışından döndükten sonra kendisine iade etmiş ve İsveç'te adeta günün olayı ve günün adamı olmuştur. Bu tür örnekleri çoğaltmak İslam ahlakını yaşayan insanların yeryüzünde şüphesiz ki bunları yaymaları neticesinde hem kendimize hem toplumumuza en büyük iyiliği yapmış olacağız. Değerli kardeşlerim, şimdiye kadar İslam ahlakının temel esasını, gayesini, kaynağını ve dindeki yerini zikretmiş olduk. Geliniz şimdi de ahlak kurallarının en önemlilerinden birkaç tanesine göz atalım. Ahlak kurallarının en önemlilerinden biri temizliktir. Şüphesiz ki temizlik imandandır ve dinimiz temizlik dinidir. Bu bakımdan ele aldığımızda fıkıh kitaplarımız genelde taharet babıyla başlar. Yani temizlikle başlar. İslam dininin en önemli ibadetlerinden olan namaz, Kur'an okumak, Kur'an'a dokunmak, Kabe'yi tavaf etmek gibi bir takım ibadetlerin olmazsa olmaz şartı abdestli olmaktır. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki kişinin üstüne, başına dikkat etmesi, temiz olması ve temiz olarak yaşamasını özellikle tavsiye etmektedir. Bir gün ashabıyla beraber bir mecliste oturuyorlardı. Üstü başı dağınık, kirli bir insan oradan geçti. Sahabesine döndü ve şöyle dedi: "Üstünü temizleyecek hiç mi imkanı, hiç mi yolu yok bunun?" deyip yanında etrafında oturanlara temizliğin ne kadar önemli olduğunu bu şekilde hatırlatmış oldu. Yiğit yattığı yerden belli olur. Özellikle yaz dönemlerinde pikniklerde, parklarda zaman zaman karşılaştığımız manzara hepimiz için üzüntü vericidir. Üst üste yığılmış çöpler, kirletilmiş sokaklar maalesef biz Müslümanlara yakışmıyor özellikle sıla yolunda sağa sola arabalardan atılmış olan çöpler de şüphesiz ki hem çevre kirliliği hem Müslümanların bırakacağı intiba bakımından son derece üzüntü vericidir. Bugünlerde olduğu gibi Çin'den yayılan virüsten dolayı dünyada adeta bir temizlik seferberliği ilan edilmiş. Alışveriş yerlerinde doğru düzgün temizlik malzemeleri bulunmaz ve Hatta affedersiniz tuvalet kağıdı için birbirleriyle kavga eden insanları da gördük. Bundan bir iki ay önce bunları duymuş olsaydık herhalde kimse inanmazdı. Oysa Müslüman sadece tehlike anında değil her zaman temiz ve özentiyle kendisine dikkat etmelidir. Bu bakımdan 4T formülüyle Müslüman her daim tedbirini almalı ve temiz olmalıdır. Bu dört T'den biri taharettir. Taharet özellikle abdest öncesi sonrası, yemek öncesi ve sonrası ellerin düzgün bir şekilde yıkanması ve temizliğe riayet edilmesidir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber bir mezarlığın yanından geçer. İki mezarın başında durur ve şu anda buradakiler azap görmekteler. Oysa onlar büyük saymadıkları işledikleri günahlardan dolayı azap görüyorlar. Oysa yaptıkları büyüktür. Bu ikisinden biri taharet yaparken küçük abdestini yaptığı esnada dikkat etmediğinden dolayı azap görüyor. Diğeri ise kovuculuk yapıp onu bunu çekiştirdiğinden dolayı azap görüyor buyurmuşlardır. T'lerden ikincisi ise temizliktir. Müslüman her daim her yerde temiz olmalıdır. Üçüncüsü tedbir, dördüncüsü ise tevekküldür değerli kardeşlerim. Güzel ahlak kurallarından bir diğeri de geçim ehli olmaktır. Müslüman hem kendisiyle hem ailesiyle hem çevresiyle barışık olmalıdır. Bulunduğu cemiyete, bulunduğu iş yerinde, mahallesinde, sokağında, diğer insanlarla birlikte, uyum ve insicam içinde geçinmeyi, kendisine bir düstur haline getirmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadis-i şeriflerine şöyle buyururlar. اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتُ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ve halik'in nas'a bi huluk'in Nerede olursanız olunuz Allah'tan korkunuz. Kötülüğe müteakip hemen bir iyilik yapınız ki onu silsin, onu imha etsin ve insanlarla iyi geçininiz. En iyi insan, en hayırlı insan diğer insanlarla iyi geçinen ve olumlu bir manada topluma, cemiyete katkıda bulunan insandır. Hayrun nas enfa'hum linnas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu ise ancak bulunduğu cemiyette, toplumda şüphesiz ki uyumlu bir şekilde yerini alarak üzerine düşen görevleri yerine getirmekle mümkündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine 10 yıl hizmet etmiş olan Hazreti Enes tarafından şu şekilde anlatılır. Ben kendisine 10 yıl kadar hizmet ettim. Çocukluğumdan beri yanında oldum. Hiçbir zaman bana niçin şunu şöyle yaptın, bunun niçin böyle yaptın diye azarladığını görmedim. O yeryüzünün en iyi insanıydı. İşte Efendimizin bu güzel davranışı şüphesiz ki bizler için de örnek olmalıdır değerli kardeşlerim. Elbette ki her insanın eksiği olur, kusuru olur. Her gülün bir dikeni vardır. Her yolun bir yokuşu vardır. Her işin de kendisine göre bir zorluğu vardır. Kimse bu manada eksiksiz, noksansız olmayabilir. Önemli olan baştan yola çıkarken bu eksiklerle beraber kardeşimizi, yoldaşımızı, iş arkadaşımızı tanıyarak bilerek geçinmeye niyet etmektir. Hani derler ya, geçinmeye gönlü olan deveyi yapar pire. Geçinmeye gönlü olmayan pireyi yapar deve. İslam ahlakının güzel kurallarından biri de nezaket ve zarafet sahibi olmaktır. İlk kuşaktan itibaren gerek insanların birbirleriyle davranışları, komşularıyla olan ilişkileri her zaman nezaket ve zarafet üzerine kurulmuştur hatta Müslümanların bu gönül dünyasındaki üstün vasıfları eserlerine, mimarilerine, sokaklarına yansımıştır. Endülüs'te, Balkanlar'da bunların örneklerini çokça görmek mümkündür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerine şöyle buyurur. "Me'min şeyin azkalü fi mizanil abd yevmel kıyameti min husnul huluk. Ve innallaha يُبْغِدُ الْفَاحِشَ Kıyamet günü kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek başka bir amel yoktur. Allah çirkin hareketlerde bulunan, çirkin sözlerde bulunana nefret eder, ona buğz eder. Öyleyse bir Müslümana nezaket yakışır. Bir Müslümana bütün davranışlarında zarafet yakışır değerli kardeşlerim. Ancak özellikle beşeri münasebetlerde, toplumsal ilişkilerde hasreten dilden kaynaklanan birçok afet vardır. İnsanın başına ne geliyorsa terbiye edilmemiş olan dilinden gelmektedir. Dil hayırlı işlerin anahtarı olduğu gibi birçok şerlerin, kavgaların, ayrışmaların da maalesef sebebidir. Bir gün Lokman Hakim hizmet ettiği efendisine bir sofra kurar. Sofrada koyun vardır. Efendisi kendisinden koyunun en tatlı uzvunu getirmesini söyler. Dilinden bir parça alır getirir. Bu sefer koyunun en acı tarafından getirmesini söyler. Yine dilinden keser getirir. Nasıl olur der. En tatlı dedim dili getirdin. En acı dedim yine dili getirdim der. Lokman Hakim, evet efendim, dil en tatlı sözleri de söyleyendir, en acılarını da. Dil yarası geçmez, kılıç yarası geçer demişlerdir. Bu bakımdan ele aldığımızda dil özellikle insanı cennete götüren ve de cehenneme sürükleyen de en önemli unsurdur. Kul sabahlayınca bütün uzuvları harekete geçer, ve dile adeta şu şekilde seslenir. Tüm haklarımızla ilgili Allah'tan kork. Sen bizim başımızsın. Bizim başımıza gelecek olan tüm cezalar senin yüzünden gelir. O yüzden sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Eğer sen yanlış yaparsan, sen eğrilirsen, yoldan çıkarsan biz de eğrilir ve yoldan çıkarız. Hazreti Ömer Dört şeyi asla geri gelmez der. Söylenen söz, atılan ok, geçmiş zaman ve kaçırılmış fırsat. O yüzden değerli kardeşlerim, özellikle dilin afetlerinden, dilin musibetlerinden kendimizi muhafaza etmeliyiz. Dil yarası geçmez dedik. O yüzden o yaraları açmamalıyız. İnsanların gönüllerini yıkan, ailelerini dağıtan etrafını perişan eden en büyük sebeplerden biri kişinin dilini tutmamasıdır şüphesiz ki. Efendim insanlar bozuldu. Düzen bozuldu. Öyleyse elbette ki yanlış yapanın yanına kar bırakmamalıyız ve aynısıyla mukabele etmeliyiz diyenler olabilir. Ancak bu elbette ki İslam ahlakı değildir. Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyurur. ولا تستوي ولا ادفع بالتي هي الذي بينك وبينه كَأَنَّهُ ولي حميم İyilik ve kötülük asla bir olmaz. Kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulun ki aranızda düşmanlık olan kişinin bakarsın yakın bir dost, bir arkadaşa dönüşeceğini görürsün. Aranızdaki buzların dağılacağını görürsün. İşte kardeşlerim. Dolayısıyla o benim düğünüme gelmedi. Ben de onun düğününe gitmeyeceğim. Selam vermedi. Selam vermeyeceğim. Sırt döndü. Sırt döneceğim. Yaklaşımı İslami bir adab değil, İslami bir ahlak değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Ben münakaşayı haklı olduğu halde terk edene cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim. Şaka bile olsa yalanı terk edene cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Ve ahlakını güzelleştirene cennetin en yükseğinde bir köşk verileceğine kefilim. İşte kıymetli kardeşlerim her an her zaman ahlakımızı, huyumuzu, davranışlarımızı geliştirmek, ve güzelleştirmek için özellikle her anı fırsat bilmeliyiz. Sohbetlere koşmalıyız. Kur'an'la daha çok hemhal olmalıyız. İ, özellikle şu günlerde bolca zamanımızın olduğu, şu zamanı en güzel şekilde değerlendirmeli, adeta kendimize yeniden bir format atmalı ve Resulullah'ın o çizdiği yolda onu takip etmeli ve izlemeliyiz. Mevlana'nın oğlu Sultan Vele'de derler ki, Ey pirimiz, ey büyüğümüz, sana zulmederler, sen onları affedersin. Sana kötülük yaparlar, sen onlara iyilik yaparsın. Seninle irtibatı keserler, sen onlarla irtibatı devam ettirirsin. Neden böyle yaparsın dediklerinde, onlara şu tarihi cevap verir. Aramızda bir fark olmasın mı? İşte değerli kardeşlerim, bugünkü bu sohbetimizin Geliniz anahtar kelimesi farkımız olsun. Bizim de bulunduğumuz cemiyette toplumda mahallede sokakta bir farkımız olmalı, hayırda öncü olmalı, hayıra motor, şerreen olmalıyız. Bir başka ahlak kuralı ise saygı ve tevazudur. Şüphesiz ki insan eşrefi mahluk olarak yani varlıkların yaratılmışların en şereflisi olarak, dünyaya gelmiştir. Ve dünyadaki gördüğünüz bütün mevcudatı Rabbimiz insanoğlunun emrine amade kılmıştır. Bu yüzden insan şartsız ve kayıtsız saygıya layıktır. Bizim gibi düşünmese de, aynı görüşü paylaşmasa da, aynı renkte ve aynı yolda olmasa bile insanların birbirlerine hoşgörülü davranmaları, birbirlerini hoş görmeleri, İslam'ın adab ve ahlakındandır. Bu yüzden özellikle bizlerin bulunduğumuz cemiyetlerde, bulunduğumuz topluluklarda hoşgörüyü esas alan, çeşitliliği zengin gören bir anlayışla çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi yürütmeliyiz. Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا Yeryüzünde böbürlenerek, kibirlenerek yürüme, dolaşma. Sen ne yeri yarabilir, ne de boyunla dağlarla ölçüşebilirsin. Dolayısıyla insanlara tepeden bakmadan, kibirle yaklaşmadan, insanları olduğu gibi kabul etmek ve onlara her yönüyle gönlümüzü ve yüreğimizi açmak İslam'ın ahlakından biridir. Değerli kardeşlerim. Neyimizle kibirleniyoruz? Hangi özelliğimizle başkalarından kendimizi üstün görüyoruz ki? Oysaki bir diş ağrısı, bir baş ağrısı sabaha kadar bizi uyutmuyor. Çin'den çıkan ve bütün dünyayı saran koronavirüsü adeta dünyanın gündemini kilitledi. Şu anda herkes bu virusun ne zaman tedavi edileceği ve bundan nasıl kurtulacağımızla ilgili dünyanın gündemi bununla oturup kalkmaktadır. Süper güç diye tanımlanan ülkeler bile gözle görülmeyen, özel aletlerle ancak görülebilen küçücük bir virüs karşısında çaresiz kaldı. Öyleyse insanoğlu böbürlenmeyecek, insanoğlu kibre kapılmayacak ve adeta koronavirüsü insanın ne kadar aciz olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bir gün Hoca Efendi'nin birine İslam'ın şartı kaçtır diye sorulmuş. Hoca Efendi İslam'ın şartı altıdır demiş. Nasıl olur efendim? Kelime-i şehadet, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Altıncısı nereden çıktı nedir? Altıncısı da kişinin haddini bilmesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kovulmuştu ashabına Mekke dar edilmişti. Onlara onlara Mekke'de yaşama hakkı ve fırsatı verilmedi. Hatta Hudeybiye'ye kadar geldiler. Mekke'ye ramak kalmıştı. Yine Mekke'ye girmelerine müsaade etmediler. Buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ashabıyla Mekke'ye girerken başında bir sarık vardı. Mekke Fatihi olarak Mekke'ye girdiğinde devesinin üzerinde öyle eğilmiş mütevazi bir şekilde Mekke'ye giriyordu ki tarihçiler ve görenler başındaki sarığın tevazusundan yere düşeceğiniz aktarıyorlar. Öyleyse bizler de tevazuda örnek olmalı, asla kibirlenmemeli ve çeşitli çeşitliliği zenginlik bilerek elbette ki bulunduğumuz toplumda pozitif manada katkılarımızı sunmalıyız. Rabbim İslam ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Rabbim birbirini hoş gören, hoşgörü ve barış içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.